Toy Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün de yine bir huzursuzluktan bahsedeceğiz. Bunun adı da huzursuz bağırsak sendromu. Huzursuz bağırsak sendromu tek başına bir şikayet değildir. Bütün bağırsaklarda kron hastalığı, kolitler, ülserler, bütün bunların içine alan bir şemsiyenin altında bir parçadır huzursuz bağırsak sendromu veya IBS dediğimiz irritable bowel sendrom da yine hakikaten senelerden beri dile getiriyoruz. Bütün videolarda dile getiriyoruz. Bağırsak floramızda bizim ihtiyacımız olan dost mikrobiyomun dost mikrobiyonun azalmasına bağlıdır beslenme bütün bunları yapmaktadır. İlaçlar bütün bunları yapmaktadır. Özellikle gaz ve şişkinliği olan, kabuz olan kişilere verilen ilaçlar, mide ilaçları da bunu tetiklemektedir. Huzursuz bağırsak sendromu e, hakikaten önemli bir has, şikayettir. Bağırsaklarımızın florasını, mikrobiyomunu Dost mikrobiyonunu artırmamız gerekmektedir. Bu da ne, neden olmaktadır? Bu da tabii ki doğal beslenme, doğal probiyotiklerle beslenme. İşte ev turşusu, ev yoğurdu, zeytinyağı prebiyotik olduğu için bunlarla beslenme. Yavaş yavaş hem midemizi hem mide şişkinliğimizi hem huzursuz bağırsakları bağırsaklarımızın sendromunu, bağırsaklarımızın düzeltmesini sağlar. Bağırsaklarımız çok önemlidir. Hayati bütün hastalıkların artık, dejenatif hastalıkların bağırsaklarda başladığı, temelinin bağırsaklarda atıldığı, ruh hastalıkları dahil, depresyon dahil, Alzheimer dahil, bütün bunların bağırsaklarda başladığını, artık bütün bilimsel çalışmalar, gerçek bilimsel çalışmalar göstermiştir veri aldığım kullanılan ilaçlar da bunu başlatmaktadır. Burada hakikaten çok sık isale çıkmak, sık sık gaz olmak, bütün bunlar bağırsak florasındaki doğal mikrobiyomun doğal probiyotik içeren hücrelerimizin azaldığını, yok olduğunu gösterir. Çok fazla gaz ve şişkinlik olan Kişilerde de buna da SIBO diyoruz. Yani küçük ince pardon ince bağırsaklarımızda dost olmayan bakterilerin çok aşırı miktarda çoğalması ve toksinler üretmesi, gaz yapar ve de bağırsakları da aynı zamanda bozar. Yediğimiz, içtiğimiz burada çok önemlidir. En önemli belirtilerden, nedenlerden biri de glutendir, glutendir, gluten. Gluten bir proteindir. Geçenlerde bir hasta geldi bana. Tetik istemişim. gluten demişim. Sigortası. gluten jinekolojik hastalıktır. Karatay bunu yazamaz diye ödeme yapmamış. Yani bu kadar maalesef saptırılıyoruz. Bu kadar yanıltıyoruz. Bu kadar da bilgimiz az ve yetersiz. Hastaları da bu şekilde perişan ediyoruz. Gluten hakikaten bağırsak florasını bilhassa ince bağırsakta bulunan tüyleri parçalayan bir yabancı proteindir. En çok tahıllarda, her türlü tahılda bulunur. Pirinçti, mısırdı, kinoaydı, kara kılçıkdı, efendime söyleyeyim siyezdi hepsinde var. Eğer bir kere bağırsak florasındaki bağırsak florası bozulduysa eve eğer bağırsak tüylerimiz parçalandıysa gluten tarafından ki e, o zaman bütün hastalıklar işte bütün bağırsak hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, kronik bağırsak hastalıklarının hepsinin temeli atılmaktadır. E, o halde gluteninden uzak duracağız. Gluten glu'dan gelir. Glu zamk demektir. Yapışır, kalır. E, bu nedenle glutenin de lektin de dediğimiz bir proteini vardır. 43 bin türlü lektin yani gluten vardır. Yapılan tetkiklerde, araştırmalarda, laboratuvar araştırmalarında, tetkiklerinde 3-5 taneye, 10 taneye bakıyoruz. Ve sizde gluten hassasiyeti yok diyoruz. Ve de bu şekilde hastaları kendimiz de bilmediğimiz için hastalarımızı yanıltıyoruz. Hastalarımızda şikayetleri geçmiyor. O halde tetkik, tetkiklere baktığımız gibi, güvendiğimiz gibi tetkiklerde, kan tetkiklerinde çıkmasa bile bu şikayetler hakikaten gaz, şişkinlik, huzursuz bağırsak sendromu, huzursuz bağırsaklar, kron, efendime söyleyeyim, kolitler, kronik kolitler, divertikülitler hepsinin altında bunlar yatmaktadır. Onun için senelerden beri hakikaten Bağırsak florasını, doğal florasını azaltacak. Yiyeceklerden uzak duracağız. Başlarında şeker geliyor, gluten geliyor ve çin tuzu. Monosodyum glutamat geliyor. Bütün işlenmiş gıdalar geliyor. Huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerin dışarıda yemek yemeleri yasaktır, ayıptır, günahtır. Evde kendiniz pişireceksiniz doğal olarak. Karatay mutfağında yazılan her şeyi yalnız unlardan uzak duracaksınız efendim. İyilikle kalın, sağlıkla kalın.